Nasıl yani? Şimdi Seyfettin haklı mı? Evet, abime haksızlık ettim. Abim haklı. Ayrıca Roman Revrov olayı da başka türlü. Kafamda bir türlü oturmuyor. Adam melek gibiydi. Kendini öyle gösterdi damat. Düşmanımız müthiş akıllı. Tabii, taktı kanatları oldu melek. İşi bitince aynı kanatlarla uçup gidecekti. Biz ne yapacaktık? Ağzımızı ayırıp havaya bakacaktık. He, bizi zehirleyen de oydu. Vergi kaçırıyoruz diye ihbar eden de. O zaman benim dünürümün kardeşi değildir. Çünkü benim dünürüm böyle bir kardeşi olamaz. Saçmalama Halil. Adam benim dünürüm, senin dünürün de kardeşi işte. Ay benim aklım almıyor. Hala emin olamıyorum. Bu adam niye böyle bir şey yapsın ki? Ali Demir'in tıyneti bu. Kendisinin bir tüy menfaati için başkasının üç çuval yününü yakar. Şimdi otel arazisi konusunda üç ortak var. Biz, o ve Meryem. Meryem'i kolay kafaladı Nidel. Çok basit. Düşmanımın düşmanı dostumdur düsturuyla. Zor olan bizdik, dallar. Bizi yola getirmek için her şeyi yapıyor. Yakalanmamak için her şeyi yapıyor. Bakın, ben nasıl haklıyken haksız oldum sizin gözünüzde bile, yalan mı? İyi de bunu ispatlamak çok zor ama. Kanıt yok. İlk elden şahit de kaçıp gitti. Gerçi zaten ayıktırdık ötmez öteceğini. Aslında mevcut durumu lehimize çevirebiliriz. He? Seyfon bir daha değsin buna. Yok yenge. Hali hazırda Ali Demir'le aram çok iyi. Bir dakika. Ali Demir seni yanına aldı sanırken... Ben onunla oynayacağım. Aferin sana ya. Ne oldu şimdi, çözdük mü? Daha değil kardeşim. Sakin, sabırlı ve sessiz olacağız. Önce ispat, sonra icap. Hiç kolay olmayacak. Herkesin yardımına ihtiyacımız var. Bu mücadelede en önemli şey bilgi.